Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Güneşli bir İzmir gününde bugün çok yakın bir arkadaşım Ulan Ceren İstanbul'dan misafirliğimize geldi. Onu yakalamışken kendisiyle beraber bir içerik oluşturalım istedik ve değerli tecrübelerini bizimle paylaşmasını istedik. Değerli tecrübesi nereden geliyor? Leadsandsales.com sitesinin kurucusu, co-founder'ı kendisi ve son 3-4 yıldır dijital pazarlama anlamında ciddi bütçeler harcayarak gerçekten güzel tecrübeler elde etti ve bugünkü konumuz aslında biraz daha dijitalleşme ve dinozor pazarlamadan çıkıp neden dijitalde olmanız gerektiğiyle ilgili ufak bir söyleşi yapacağız kendisiyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Zımba gibiyim. Sen nasılsın? Ben de öyle süperim. Çok güzel bir hava var. Biraz kendinden bahseder misin? Seni izleyicilerimiz biraz tanısın. Devamında da dijital pazarlamaya nerede nasıl başladın ve aldığın sonuçları konuşalım istersen. Tabii tabii. Ulan Ceren ben. Biliyorsun 3-3,5 senedir kendi pazarlama şirketim var. Belli alanlarda Türkiye'nin büyük şirketlerinin satış yetkisine sahibiz ve satışlarını yapıyoruz. Dinozor pazarlamanın tam da göbeğinden başladık. Kariyerimiz de tabii ki pazarlamayla satışla başladığı için bildiğimiz yöntemlerle götürdük. Ama baktık ki herkes, Alişan biliyorsun, dinozor pazarlama yapıyor. Ve dinozor pazarlamayla gelebileceğin nokta belli. Bakıyorsun son 2 senedir, 3 senedir artık dijital mecralar aldı başına gitti. Müşterilere ulaşmanın kolay yolu burada. Çok daha kolay ve etkili. Belki daha ucuz yolu. Neden? Çünkü sahada 10 kişiyle yaptığın işi dijitalde 2 kişiyle yapabiliyorsun, hayata geçirebiliyorsun ve karlılığını çok daha iyi arttırabiliyorsun. Aslında burada birçok insanın görüşmediği bir kısım var. Dönüşüm oranı dediğimiz bir cümle var. Yani conversion rate dediğimiz, yani bir müşteriyi yakalamak için ya da işte potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürmek için harcadığınız bir meblağ var. Bir pazarlama harcaması var ve bunun dönüşüm oranlarını arttıran en büyük eylemlerden bir tanesi dijital pazarlama aktiviteleri ve dijital pazarlamada aslında şunu görüyoruz, yani çok daha az maliyetli, çok daha yüksek verimler alabildiğimizi söyleyebilir miyiz bu konuda? Alişan, tabii ki alma şansın çok fazla. Dönüşüm oranı önemli. Şimdi 100 liralık bir ürün sattığında bunun için ne kadarlık bir reklam maliyetini gösterebilirsin? Maliyetler var. Günün sonunda bu 100 liranın hepsi kar değil. 20 lira sana bunun içerisinden kar kalacaksa demek ki sen 5 lira, 10 lira burada bir ürünün satışında maliyete girebilirsin. Bu conversion rate dediğin olay da tam bu noktaya geliyor. Bunu 1 liraya çekebilirsen ne kadar güzel. 4 liraya, 5 liraya çekebilirsen ne kadar güzel. İşte 20 lira kazandığım bir üründen bahsediyoruz. 100 liralık bir cironun içerisinde. Dolayısıyla tabii burada tecrübe ve tamamen dijital pazarlamanın her an konuştuğumuz şeyi test etmek, test etmek, test etmek geliyor. AB testler yapmak her türlü. Aynen öyle. AB testlerin gerçekten çok böyle bir magic etkisi var. Çünkü hangi sayfanın veya hangi, özellikle hangi teklifinizin daha karşı tarafta satın alma hissi uyandırdığını çok rahat bir şekilde dijital ortamda ölçebiliyorsunuz. Bu anlamda şeyi soracağım. Bu Bill Gates'in çok güzel bir meşhur bir sözü var ya, online olursunuz ya da yok olursunuz diye. Sanırım sen bunu çok erken fark edip dijital mecraya kaydın. Sence gerçekten dijital ortamı ya da dijital pazarlamayı kullanmayanlar yok olmaya mahkum mudur? Mahkum. Önümüzdeki 5-6 senede kesinlikle mahkum olacak. Çünkü biliyorsun artık televizyon izlenmiyor. Ya da bir reklam veren olarak kendini düşün. Örneğin inşaat şirketin var. Lead and Sales'te biz ne yapıyoruz? Senin şirketine özel lead, potansiyel müşteriler oluşturuyoruz. Sen inşaat şirketi sahibisin. İşte o hangi gelir düzeyine göre bir proje yapıyorsun? Üst gelir grubu mu? Orta gelir grubu mu? Peki şimdi televizyon kanallarını herkes izliyor. Sen trilyonluk ev satıyorsun ve bunu alt seviyedeki adam tabii ki almayacak. Ya da orta grup da almayacak. Üst gruba hitap etmek zorundasın. Bunu televizyonda belirlemenin şansı ne? Hadi diyelim ekonomi kanallarına genelde işte siyaset yapan haber kanallarına reklam veriyor bunlar. Ben üniversitedeyken, üniversite öğrencisiyken de NTV izliyordum. Şimdi de izliyorum. En büyük iş adamları da NTV izliyor. Çalışan memur da, daha az kazanan, ayda 1000 lira 2000 lira kazanan da izliyor. Hedef kitleni tutturamıyorsun aslında. Şimdi yani konu nereye geliyor? Hedef kitlemeye, targeting'e, yani laser targeting dediğimiz tam böyle keskin nişancının hedefini böyle kenetlendiği gibi bir noktaya geliyorsun. Dijital mecrada ne var? Ben bir kere senin gelir grubunu hedefleyebiliyorum. Yaşını, mesleğini hedefleyebiliyorum. Ya örnek veriyorum. Aynen öyle. Sadece iPhone 7 Plus kullananları hedefleyelim. Hadi iPhone X'i olanları hedefleyelim. Sadece doktorlara özel bir kampanya yapalım. Sadece doktorları hedefleyelim.
Ya bazı mesela bu videoyu izleyenlerin bazıları belki şey olabilir, çünkü ben o tür insanlarla karşılaşıyorum. Böyle bir targeting, yani hedefleme yapabileceklerini bilmiyorlar. Ve çok garip bir şey, yani bu gerçekten pek de özel bir bilgi değil ama size gerçekten ciddi sonuçlar aldırabilecek ve bütçenizi çok optimum kullanabileceğiniz bir araçtır bu. Hani Facebook'ta, Instagram'da, işte Google'da bunu yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Tabii biraz profesyonel destek alırsanız bu anlamda daha doğru olur. Bir de targeting'in en önemli kısımlardan, mesela Facebook'ta özellikle son zamanlarda keşfettim. Son bir haftada işte internetten alışveriş yapmış olması gibi eylemleri de, yani bu akıllı öğrenme ya da yapay zeka dediğimiz, yapay zekada pazarlama dediğimiz kısımlar da devreye girdi. Çok garip bir hikaye anlatayım yine yeri gelmişken. Biz mesela geçenlerde işte Facebook WhatsApp'ı satın aldıktan sonra artık entegreli bir şekilde çalışıyor. Tabii ki çoğumuz bunu bilmiyoruz. Ben arkadaşla WhatsApp üzerinden işte Range Rover arabasını konuşmaya başladık. Ve inanın 5 dakika sonra Facebook'u açtığımda Range Rover'ın ücretli reklamı karşıma çıktı. Ciddi misin? Yani bu inanılmaz bir şey ve hani WhatsApp'la Facebook'un bu şekilde entegreli olmuş olması ve hani işte bu yapay zeka pazarlama dediğimiz olay gerçekten çok ciddi. Hatta WhatsApp'ta sesli mesaj olarak gönderdiğiniz ya da telefonla görüştüğünüz cümleler bile ilerleyen dönemlerde, hatta YouTube'da bununla ilgili çok garip bir video var. Kedi maması ile ilgili. Kişi bütün gün boyunca işte telefonu açıkken kedi maması, kedi maması deyip duruyorken işte bunu Google ve Facebook telefonundan duyup onun önüne kedi maması ile ilgili reklamlar çıkarması. Yani bu gerçekten çok ciddi, değişik bir, hani yapay zeka pazarlama artık bu işin gerçekten geleceği ve bizim internette yaptığımız bütün eylemler artık hedeflenip satın alma alışkanlıklarımızı artık gözlemleyip ona göre reklamlar çıkılıyor. Ha, bir işveren için, bir girişimci için bu inanılmaz tabii, bir fırsat yani. Hedeflemelerle ilgili ben sana bir şey söylemek istiyorum Alişan. Şimdi biliyorsun insanlar bazen bunu bilmiyor olabilirler ama gerçekten lazer odaklı hedefleme müthiş bir şey. Facebook'ta kendiniz reklam verebilirsiniz tabii ki. İlla danışmanlık almanıza gerek yok. Ama danışmanlık burada size ne katıyor? Senden, benden ya da herhangi bir şirketten, kimden alındığının hiçbir önemi yok. Bizler burada para harcamış, gerek kendi ürünlerimizi, kendi hizmetlerimizi de insanlara satan insanlarız. Aynı zamanda ben dediğim gibi ENC Marketing'de diğer şirketimde Lead & Sales'in dışında hem dinozor pazarlamayla hem de dijital pazarlamayla başkalarının ürünlerini zaten satıyorum. Şimdi firma ismi vermek istemiyorum ama zaten satışlarımızı yapıyoruz büyük firmalara. Bu ne demek? Ben zaten burada bir bütçe harcıyorum. Bazen kendi paramı harcıyorum, bazen başkasının parasını harcıyorum. Nedir? Bir tecrübe ediniyorum. Bir tecrübe. Aynen öyle. Ve emin ol ki her harcadığın 10 bin lira sana conversion rate'te bir sonraki harcadığında daha fazla bilgi dönüşüm sağlıyor. Çünkü tecrüben artıyor. Bir sonraki 10 bin lira çok daha çok daha verimli oluyor. Şimdi bunu söylediğin zaman klasik dinozor mantığında düşünen bir insan ya da bir danışan, bir şirket, ya sen bu işi bilmiyor musun, benim üzerimde mi öğreniyorsun gibi bir mantık daha gelebilir ama kesinlikle böyle bir şey değil. Bunun hakikaten bir kitabı yok, çok iyi biliyorsun. Tabii, tabii, tabii. Bunu kitaplaştırmak, formülize etmek falan imkansız bunun bir şey. Bunun içine geçmek lazım yani. Öyle aynen öyle. Para harcaman lazım. Kesinlikle. Zaten bizim Ulan Bey ile beraber hani ortak noktamızda biz dijital pazarlama konusunda hani danışmanlık veriyoruz ve özellikle bütçe yönetiminde ben şunu görüyorum. Birçok reklamı görüyoruz. Instagram'da, Facebook'ta ben özellikle mesela Adblocker diye bir eklenti var. Yani reklamları görmemen açısından birçok belki insan kullanıyor ama ben bunu özellikle açık bırakıyorum. Yani reklamları görmek istiyorum, analiz ediyorum. Hani piyasada kimler nasıl reklam veriyor dijital ortamda? Özellikle işte inşaat şirketleri, ondan sonra hastaneler ya da işte bireysel uzmanlar nasıl reklam veriyor? Çünkü reklamı tıkladığın anda relevant dediğimiz, yani verilen reklamla karşıya geçtiğin, yani tıkladığın anda geçtiğin web sayfası birbirine uyuşmuyor. Yani web sayfanın ana sayfasına geliyorsun. Reklam edilen belki burun ameliyatıdır ama sen hastanenin ana sayfasına geliyorsun ve o burun ameliyatıyla ilgili bir bilgi bulamıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Hastane aslında bir bütçeyi boşuna akıtmış oluyor. Landing page çok önemli. Kesinlikle. Yakalama sayfası ve çok önemli.
landing page'in aslında götürmüş olduğu satış hunisi de çok önemli. İstersen bu konuda da o konuyu da açalım. Yani landing page'in bazen belki ne olduğunu da bilmeyen insanlar var. Yani. Aynen. Onu açarsan. Landing page'in ne olduğundan bahsedelim. Bir reklama tıkladın. Bu reklamın seni götürdüğü yer neresi? Facebook ya da Instagram ya da herhangi bir audience network. Facebook'un ya da Instagram'ın bağlı bulunduğu bir application ya da bir web sitesi hiç fark etmez. Seni götüreceği bir yer olması lazım. Yakalama çünkü benim sayfası sana bir amacım olmalı. Bir şey yakalamam lazım. Sana ya bir şeyin tanıtımını yapacağım ya da bir şey orada sana satmayı önereceğim, değil mi? Ya da bir şekilde bilgilerini alacağım ki sonra telesatış ekibim seni arasın, sana ulaşsın. Dolayısıyla işte satış hunisine geliyoruz senin dediğin aynen, nokta. Funnel diğer. Satış hunisinin aslında ağzıdır bu landing page dediğimiz. Yani landing page bir yakalama sayfası bir nevi ve ama landing page dediğimiz biraz daha geleneksel web sitesinin içerisinde anlaşılıyor. Satış hunisi çok daha farklı. Ya satış hunisi zaten landing page'de satış hunisi nasıl çalışıyor? Aslında landing'de biz kişilerin iletişim bilgilerini alıyoruz. Yani bu mail olabilir, telefon olabilir. Ve oluşan database'den kişiyi telefonla arıyoruz. Veya maille devamlı bir şekilde onlara işte değerli içerik paylaşarak değerli içeriğin sonunda da bir özel bir teklif yapıyoruz. Yani gerçekten karşı konulmaz bir teklif oluşturup aslında bizi takipçiden müşteriye dönüştüren bir satış sistemi, satış hunisi diyebiliriz. Aynen öyle. Ve bu arada satış hunisinin güzel tarafı şu, testi açık. Her şekilde yenileyebiliyorsun. Oradaki algıyı yönetmek çok kolay. Ne satıyorsan sat. Bir lead generation yaparken de satış hunisini kullanmak mantıklı. Bir ödeme almaya çalışırken, dijital bir ürünü satarken de satış hunisini kullanmak çok mantıklı. Bir de ben satış hunisinin en büyük avantajını şöyle görüyorum. Aslında 7/24 otomatik çalışabilir olması çok güzel. Çünkü aynen, bu bir boru hattı gibi düşünebiliriz. Yani bir kere oluşturduğunuz bir boru hattından sürekli bir akar oluşturuyorsunuz ve satış hunisini atıyorum bir ay, iki ay gibi bir süre içerisinde oluşturup optimize ettikten sonra bu satış hunisi size sürekli potansiyel müşteriye dönüştüren bir sistem haline dönüşüyor. Ya ve orayı 24 saat açık bir dükkan olarak düşünüyorum. Aynen lazım. Ve dijital olması zaten ayrı bir olay yani. 24 saat açık bir şehrin en işlek caddesinde dijital dükkan diye düşün. Son olarak ben özellikle izleyicilerimize ne tür tavsiyelerde bulunursun? Hani dijital pazarlama anlamında atmaları gereken adımlar ne olabilir mesela? Ya da bir işletme sahibi girişimcilere ne tür tavsiyelerde bulunabilirsin? İşi dedike etmek çok önemli. Yani her şeyi kendim yapıyorum demek maalesef her zaman çok doğru olmuyor. İşe yaramıyor. Bu konuda tecrübe satın almak çok daha mantıklı. Neden diyeceksin? Orada verdiğin bir danışmanlık ücreti sana harcanmış binlerce lira ya da binlerce doların tecrübesini getiriyor. Bu işi doğru yapan insanlardan danışmanlık almalarını tavsiye ediyorum. Böyle hani doğru dürüst para harcamamış, sadece Facebook'ta nasıl, şurada burada nasıl hedefleme yapacağını bilmek, nasıl sonuçlar doğuracağını bilmez. Ben ilk lead ürettiğim zaman, kendi şirketim için lead ürettiğimde bir lead'i 30 liraya mal etmiştim. Ondan sonra bu maliyetler 3-4 liralara düştü. Ama çok güzel, o zaman günlük 200 lira bütçeyle 30 tane lead bize yetiyordu. Ama hadi bakalım iş hacmini arttıralım istedik. Günde 300-400 lead'lere ihtiyacımız oldu, ne yapacaksın? Burada işte büyük denize girmeye başlıyorsun. Hani ben bugün lead üretirim, 10 tane, 20 tane üretirim, bunda bir problem yok. Önemli olan bunu sen istikrarlı bir şekilde fiyat performansı koruyarak ve aynı zamanda o lead'in kalitesini koruyarak arttırabiliyor musun? O yüzden burada know-how'a ihtiyaç var. Know-how'u satın almakta fayda var diyorum. Ne yazık ki ben evet, bu know-how kısmı gerçekten önemli. Hani tecrübe, bilgi, deneyim ve tecrübeyi satın almak konusunda biz ülke olarak belki çok gerideyiz. Yani batıdaki işte Amerika ülkelerinde, Amerika'da, Avrupa ülkelerinde bu tecrübeye gerçekten çok önem veriliyor ve parası neyse ödeniyor. Ama bizde yok, ben işte kendim deneyeyim. İşte deneme yanılma yöntemi aslında bize çok daha fazla kaybettiriyor, bunu diyebiliriz. Yani Türkiye'de şimdi konuyu kapatmadan örnek vereyim. Kopyalamak know-how'u her zaman işe yaramayabiliyor ama çoğu yerde o tecrübeler güzel. Gitti gidiyor, pazara gireli kaç sene oldu bilmiyorum ama ben 2005'ten 2004'ten beri gitti gidiyordan alışveriş yapıyorum. eBay'den de o zaman alışveriş yapıyordum ve gitti gidiyor eBay'in logosuna kadar birebir kopyasıydı. Ki o zamanlar eBay almamıştı gitti gidiyor'u.
düşünebiliyorsun. eBay'in birebir kopyası şeklinde geldi ve nitekim en sonunda eBay gitti gidiyoruz, satın aldı. Ama Türkiye'nin en başarılı e-ticaret platformlarından bir tanesi şu anda. Ya tabii hani biz yani birebir kopyalama deyince birebir oluyor ama biz modelleme diyelim buna. Modelleme biz genelde diyelim. Hani başarıyı modellemek aslında suç değildir. Bence başarıyı modellemek kendimizden de bir şeyler katabilmek yani önemlidir. Şöyle düşün, muhtemelen gitti gidiyor Türkiye'de modellenirken. Onlar da eBay yapanlardan ya da onlara danışmanlık yapan insanlardan muhtemelen know-how satın almışlar. Kesinlikle. Evet. Bence almadan bu yerlere gelmesi yapmış mümkün. Yapmış olmaları imkansız. Arayüzleriyle aynı çünkü. Evet, Ulvan Bey'e çok teşekkür ederiz değerli bilgileri paylaştığı için. Sanırım ben de yakın zamanda İstanbul'a gitmeyi planlıyorum. İstanbul'da da böyle bir söyleşiye devam edeceğimizi düşünüyorum. Ne dersin? İnşallah olacak tabii ki.